Değerli katılımcılar, bu akşamki sohbet toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nutrition Network ailesinin olağan artık demek gerekir herhalde. Dördüncüsünü yapıyoruz bu sohbet toplantılarının. Onlardan bir tanesini gerçekleştireceğiz. Bizim için çok değerli ve önemli bir konuğumuz olacak bu akşam bildiğiniz gibi. Türk Diyetisyenler Derneği Başkanı Sayın Doktor Ayhan Dağ bizimle birlikte olacak. Katılımcılar girmeye devam ediyorlar. Bu sırada ben çok kısa olarak sizlere, daha önce katılanlar biliyorlar ama sizlere Nutrition Network hakkında birkaç cümle sarf etmek isterim. Oldukça yeni bir oluşum. Aslında temel amacı bu alanda çalışan tüm sağlık profesyonellerini, sağlık çalışanlarını bir network çatısı altında toplamayı hedefliyor. Networking biliyorsunuz bu değişen dünyada, gelişen dünyada bu çağın getirdiği aslında çok özel bir kavram. Teknolojinin getirdiklerinden, yeniliklerinden faydalanmaya çalışan tüm sağlık çalışanları çeşitli yollarla zaten çeşitli networklerin içerisinde. Ama birbirleriyle komünikasyonu son derece az. Sadece sosyal medya hesapları üzerinden çoğunlukla yürüyor. Böyle bir çatı altında toplanmanın hem aynı alana hizmet eden, o alanda faaliyet gösteren kişilerin birbirleriyle daha yakın irtibat kurması açısından, hem bazı bilimsel etkinlikleri bu çatı altında yürütmek açısından, hem de tabii networking'in getirdiği bir avantaj, bir araştırma platformu olarak da kullanılabilmesi özelliği var. Dolayısıyla pek çok alanda birbirimizle işbirliği içerisinde olmak, birbirimize dokunabilecek kadar yakın olabilmek büyük bir avantaj sağlayacak diye düşündük. Aşağı yukarı bir seneye yakın zaman geçti üzerinde çalışalı. Olgunluğa eriştiğini düşündüğümüz sırada bu pandemi çıktı ve birden hani nasıl ilerleyelim, nasıl yapalım, duralım mı, yürüyelim mi kararlarını vermekte de zorlandık aslında bakarsanız. Sonunda o ilk şaşkınlığı atlatınca ve neredeyse okulların tamamı uzaktan eğitim, Zoom toplantıları, Zoom eğitimleri şeklinde yürümeye başlayınca madem ki dedik okullar bile eğitimi buradan vermeye çalışıyor, uğraşıyor. O zaman biz de faaliyetlerimize başlayalım. Ve bir start verdik. Ondan sonra dediğim gibi 3 tane keyifli toplantı yaptık. Bunlar tamamen aslında deneme amaçlıydı. Nasıl olacak? Nasıl yürüyeceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Eğitimler olmalı mı? Ne kadar olmalı? Bunun içerisinde sohbet toplantıları hem bilimsel hem sosyal nasıl yer almalı? Ve bu 2-3 deneme bizi gösterdi ki aslında 15 günde bir yapmak iyi bir periyodisite olacak. Özellikle de hani bu yaz aylarında. 15 günün bir tanesinde tamamen sosyal bir konuyu işlemek, değerli bir konuşmacıdan sosyal bir konuyu işlemek, bir tanesinde belki biraz bilimsel bir konuyu işlemek hoş olacak gibi kararlar aldık. Ama tabii bu kararların hepsi yol boyunca üzerinde düşündükçe, deneyim sahibi oldukça değiştirebileceğimiz, esnetebileceğimiz şeyler. Ondan sonra da hadi artık demek için de önemli bir misafirimiz olsun istedik. Buna da işte Türk Diyetisyenler Derneği Başkanı'yla başlayalım kararını verdik. Kendisini davet ettik. O da bizi kırmadı. Bu akşam bizimle birlikte olacak. Aslında benle birlikte iki değerli arkadaşım kolaylaştırıcılar olarak görüyorsunuz. Bir tanesi diyetisyen arkadaşımız Banu Salman, bir diğeri de genel cerrahi hocası Yozgat Tıp Fakültesi'nde Eren Ersoy arkadaşım. Kolaylaştırıcıdan kastettiğimiz aslında toplantının akışı içerisinde zaman zaman devreye giren, belki zaman zaman konuşmacıya, zaman zaman da katılımcılara yol açan, yön gösteren, onların işini kolaylaştıran anlamında
Ama tabii ki asıl amacımız siz değerli katılımcıların sorularını Ayhan Hoca'ya yönlendirmek ve onun bu konudaki görüşlerini dinlemek olacak. Tamamen bir sohbet toplantısı düzeninde yürümeyi planladık. Dolayısıyla Ayhan Hoca da öyle istedi. Herhangi bir konferans şeklinde bir konuşma yapmayacak. Bizim ve sizlerin soracağı sorulara yanıt vermeye çalışacak. Tabii hepinizin şu anda sesleri kapalı durumda. Seslerinizi kendiniz açıp kapatabileceksiniz. Soru soracak arkadaşlardan özellikle hani görüntüyü de açarak görüntülü ve sesli soru sormasını rica edeceğim. Elbette ki yazarak da sorulabilir ama çok kalabalık bir katılımcı kitlesi olduğu için yazılanları kaçırabiliriz diye düşünüyoruz. Onun için söz almak isteyenler o şeydeki katılımcılar listesi var. Participants olarak geçiyor her birinizde. Orada el kaldırarak söz isterlerse kendilerine söz vereceğim sırayla mümkün olduğu kadar görme hızıyla. Söz alan kişi sesini ve görüntüsünü kendi açarak konuşabilir. Görüntüyü açmak tabii zorunlu bir şey değil ama görüntülü olursa hem de işte tanışmak için bir vesile olur bu. Ondan sonra da sorusunu soran arkadaşımızdan gene sesi kapatmasını rica edeceğiz. Ayhan Hoca tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizler Ayhan Hoca, Eren Hoca ve Banu Hoca sizler lütfen sesinizi açabilirsiniz. İzin verirseniz hoş geldinizden sonra ben bir açılış cümlesi sizden rica edeyim veya birkaç cümle rica edeyim. Ondan sonra da hep beraber sohbetimizi ilerletelim. Buyurunuz lütfen. Benden mi bekliyorsunuz? Evet. Ayhan Hoca, buyurun. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam sizlerle ve meslektaşlarımızla muhtemelen öğrencilerimiz de vardır. Beslenme diyetetik bölümü öğrencileri. Onlarla birlikte olmaktan çok mutlu ve memnun olduğumu ifade etmek isterim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi güzel bir sohbet toplantısı olacak. Türkiye Diyetisyenler Derneği, diyetisyenlerin meslek örgütü aslında dernek statüsünde olsa da dolayısıyla tüm kamu kurum kuruluşları nezdinde diyetisyenlerin meslek örgütü olarak görünüyor bu anlamda. Dolayısıyla katılımcıların, meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin kafalarındaki bir takım soru işaretleri varsa, soracakları hususlar varsa onları büyük bir keyifle cevaplamaya çalışacağım. Ben de sizlere, bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. İsterseniz ilk soruyu ben sorayım. Bu şekilde başlayalım. Benimki klasik bir soru olacak. Çok değerli, çok önemli çalışma mesai arkadaşlarımızı teşkil ediyor diyetisyenlerimiz. Ben aşağı yukarı 30 seneyi aşkın bir süredir klinik nütrisyonla uğraşıyorum. Pek çoğunu tanıyorum. Sadece genç olanlarla yeni yeni tanışıyorum. Ama kıdemli olanların hemen hemen hepsini tanıyorum ve kendileriyle çalışmaktan son derece mutluyum. Ama diyetisyenliğin tarihi dünyada çok eskilere dayanıyor. Türkiye'de de aslında çok eskilere dayanıyor. Sizden şöyle bir... Haldun Hocam sesiniz kapandı sanıyorum. Fark ettim. Gene kapalı. Şimdi açıldı. Evet, şimdi açıldı. Herhalde teknik bir sorun oldu. Dünyada ve Türkiye'de diyetisyenliğin tarihiyle ilgili şeyler paylaşır mısınız lütfen? Evet. Aslında beslenme dediğimiz kavram, beslenmenin önemi aslında baktığımızda prehistorik dönemden beri bilinen bir gerçek. Yani tarih çağları, tarih öncesi çağlar bu dönemden beri beslenmenin önemi bilinen bir gerçeklik. Bunu nereden anlıyoruz? Milattan önce 6000'de eski Mısır'da beslenme eğitiminin başladığını görüyoruz. Daha sonra milattan önce
2500'de Babil'de taş yazıtlar üstünde, tabletler üstünde hastalık durumlarında beslenme ile ilgili neler yapılabilir, neler yapılmalı şeklinde bir takım öğütler olduğunu görüyoruz. Zaten Hipokrat'a geldiğimizde, İbn Sina'ya geldiğimizde onların biliyorsunuz çok beslenme ve ilaçla ilgili çok güzel sözleri var. İşte Hipokrat demiş ki gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun ve besinle, perhizle tedavi edebileceğiniz hallerde ilaç tavsiye etmeyiniz gibi bundan 1000 yıl önce, hele prehistorik döneme gittiğimizde bundan 8-10 bin yıl önce beslenmenin aslında öneminin farkında olunduğunu görüyoruz. Ama diyetisyenlik mesleği dediğimizde aslında 1870'lerde Amerika'da bu ihtiyaç ortaya çıkıyor. Hastaların beslenmesiyle ilgilenilmesi gerekliliği çok açık bir gerçek olarak ortaya çıktığında bununla ilgili olarak bir meslek grubuna ihtiyaç olduğu tespit ediliyor ve buna bağlı olarak da 1880'lerde hastanelerde diyet mutfakları kuruluyor. Ama bildiğimiz bugünkü anlamda diyetisyen tanımı, diyetisyenlik mesleği 1899 yılında Amerika'da ilk diyetisyen tanımı yapılıyor ve insanların işte sağlık sorunlarının besinlerle tedavi edilmesinden sorumlu meslek mensubudur gibi bir tanımla hayatımıza giriyor. Daha sonra 1917'de Amerika'da ADA kuruluyor, Amerikan Diyetisyenler Derneği ve süreç Türkiye'ye doğru ilerliyor. 1962 yılında Türkiye'de beslenme diyetetik eğitimi başlıyor. İlk mezunlar 4 yıl sonra 1966 yılında veriliyor ve 10 hocamız mezun oluyor. İlk mezunlar 10 kişi. Daha sonra 1966 yılında ilk mezunlar verildikten sonra da aslında tabii bugünden baktığımızda büyüklüğünün, öneminin farkında değiliz. Ama 1966 yılında ilk mezunlar verildikten sonra 3 sene sonra 26-27 tane diyetisyen 1969 yılında Türkiye Diyetisyenler Derneği'ni kuruyor. Bu hakikaten o dönemki meslek büyüklerimizin, hocalarımızın çok önemli bir vizyon sahibi olduklarını gösteriyor aslında. Dolayısıyla 1969 yılında da Türkiye Diyetisyenler Derneği kurulduktan sonra işte şimdi içinde bulunduğumuz yıl derneğin 51. yılı, mesleğin 58. yılı, mezunların 54. yılı. Dolayısıyla aslında bir yarım asırlık beslenme diyetetik eğitiminin ve diyetisyenlik mesleğinin Türkiye'de bir karşılığı var. Dediğim gibi yani hocalarımız hakikaten 1969 yılında çok büyük bir özveriyle derneğimizi kuruyorlar. 1971 yılında hala günümüzde de yayını devam eden Beslenme Diyet dergisini yayınlıyorlar. Beslenme alanında şu an ULAKBİM Türk Tıp Veri Tabanı'nda taranan bir dergi statüsünde. Dolayısıyla hakikaten bugünden baktığımızda böyle çok bir anlam ifade etmiyor gibi görünüyor ama 1969 yılında bir Türkiye Diyetisyenler Derneği kurma fikri mezuniyetten 3 yıl sonra hakikaten çok kıymetli diye düşünüyorum. Haklısınız. Gerçekten Türkiye'nin sağlık alanında çalışan derneklerinden pek çoğundan daha eski, daha kıdemli bir dernek. Türk Diyetisyenler Derneği belirli aşamalardan geçmiş ve olgunlaşmış da bir dernek. Biz de uzun yıllardır çeşitli zamanlarda Kepan'la birlikte çok iç içe çalışmalar yaptık, gördük. Şu anda başkanlığını siz yürütüyorsunuz. Şu anda öncelikli konularınız neler Türk Diyetisyenler Derneği olarak? Biz 2019 yılı Nisan ayında seçildi bu yönetim kurulu. Benim daha önce 2010-2015 yılları arasında 5 yıl bir başkanlık sürem vardı, dönemim vardı. Şimdi 3. kez seçildim aslında. Bu yönetim kurulu olarak aslında şöyle bir vizyon koyduk kendimize. Meslek yasasının geliştirilmesiyle ilgili bir süreç içindeyiz. Böyle bir misyon edinmiştik. Böyle bir süreç koymuştuk önümüze.
Dolayısıyla bu anlamda meslek yasasıyla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Bu aralarda yapılan çalışmalar ama tabii çok büyük bir çalışma grubu var. Camia içindeki bizim diğer uzmanlık derneklerimizin de içinde olduğu obezite diyetisyenleri derneği, diyabet diyetisyenleri derneği gibi derneklerin de pediatri diyetisyenleri derneği gibi uzmanlık derneklerinin de olduğu büyük bir grup bir yasa çalışması içindeyiz. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Meslekleri Daire Başkanlığı'yla bir süreç yürütülüyor. 2011 yılında 6225 sayılı diyetisyenlik meslek kanunu çıkmıştı. Ancak bu belki hatırlarsınız tanımlanmamış olan diğer bütün sağlık meslek mensuplarını tanımlayan bir kanundu 6225. Şimdi daha geniş çerçeveli bir kanun hazırlığı var. Dolayısıyla bir amacımız buydu. Bu kanuna ilişkin süreçleri yönetmekti. Bir diğer temel hedefimiz bağımsız olarak mesleklerini yapan meslektaşlarımızın kliniklerindeki çalışmalarına ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldıracak bir süreci hayata geçirmekti. Dolayısıyla bununla ilgili de 2020 Ocak ayında bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı'nın artık bu iş yerlerinin zaman zaman kapatılmasıyla ilgili uygulama bir genelgeyle ortadan kaldırıldı. Şimdi oradaki diğer bir hedefimiz de meslektaşlarımızın beslenme danışma merkezlerindeki ruhsatların Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi şeklinde bir çalışma içindeyiz. Böyle bir yönetmelik çalışması söz konusu. Bunu halletmeye çalışıyoruz ve bir diğer amacımız da meşhur 3600 ek gösterge sahada çalışan, kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız için 3600 ek gösterge ile ilgili ne yapabiliriz? Biz bunu 2011'deki dönemde mahkemeye vermiştik bunu. Orada bir sonuç alamadık ancak buna ilişkin bir planımız var. Dolayısıyla aslında bu temel noktaları hayata geçirebilirsek, bu temel sorunları aşabilirsek aslında bu yönetim kurulu üstüne düşen görevi yapmış olacak. Bunun yanı sıra bizim için bunlardan da tabii daha önemlisi diyetisyen atamalarıyla ilgili yol alabilmek ve meslektaşlarımızı sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışma şeyinden saplantısından mı denir ona oradan kurtarmak. Çünkü beslenmenin olduğu her yerde diyetisyen var. Diyetisyene ihtiyaç var. Sadece Sağlık Bakanlığı değil, işte Gençlik Spor Bakanlığı'nın olimpiyat merkezleri, gençlik kampları, işte Aile Sosyal Çalışmalar Bakanlığı'nın yine çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, Adalet Bakanlığı'nda ceza ve tevkif evlerinde diyetisyen istihdamı bu başlamıştı atamalar. Dolayısıyla orada mahkumların beslenmesiyle ilgili süreçler aslında baktığımızda hakikaten diyetisyen ihtiyacı had safhada. Bunu nereden çıkartıyorum? Baktığımızda Türkiye'de 100 bin kişiye düşen diyetisyen sayısı 5 kişi. Bu oran Japonya'da 40, Avrupa ülkelerinde 30'larda, bizde ise 100 bin kişiye düşen diyetisyen sayısı 5. Diğer taraftan obezite oranlarına bakıyorsunuz, Türkiye Avrupa'da 32.1 oranıyla birinci sırada. Bizi %28 ile İngiltere, daha sonra %26 ile Litvanya, Macaristan takip ediyor. Dolayısıyla bunlar aslında bu verilere baktığımızda tabii diyetisyen istihdamının ne kadar gerekli olduğunu bu rakamlar bize gösteriyor. Yani obezite sadece estetik kaygılarla ortaya çıkan bir durum değil. Dolayısıyla bir sürü hastalığın da etiyolojisinde rol oynuyor. Dolayısıyla insanların yaşam kalitesi, onların sağlık sorunları, onlara harcanan hastane masrafları. Dolayısıyla diyetisyen istihdamının hakikaten birinci basamak sağlık hizmetlerinden itibaren aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezlerinden itibaren yapılmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bununla ilgili bakanlıkta birkaç görüşmemiz oldu. Geçmişte de vardı bu. Çok böyle proje oldu olacak noktasındaydı Recep Akdağ'ın sağlık bakanı olduğu dönemde.
Dolayısıyla ancak tabii işte devletin öncelikleri, bütçeler vesaire bir takım faktörler bunu etkiliyor ama tabii diyetisyen istihdamı hakikaten arttırılması son derece önemli. Yani beslenme diyetetik bölümlerine giren öğrenci sayılarına bakıyoruz, mezun olan sayılara bakıyoruz. Tabii atalan sayılar da bunlar arasında da bir korelasyon olması lazım. Dolayısıyla bunları bakanlık nezdinde sürekli dile getiriyoruz. Önemli sorunlarımızdan biri de tabii ki bu atamalar. Atamalar son derece önemli. KPSS ile diyetisyen atansın istemiyoruz. Kamu personeli seçme sınavıyla, yani coğrafya bilgisiyle, Türkçe bilgisiyle atanmasın. Bu meslektaşlarımız sağlık meslek mensubu olarak geçiyor 1219 sayılı yasada. Dolayısıyla sağlık meslek mensupları için bir mesleki yeterlilik sınavının olması. Buna Türkiye Diyetisyenler Derneği olarak bu konuyla bakanlıkta görüştük. Dolayısıyla buna bakanlık da çok olumlu ve sıcak yaklaştı. Aslında böyle çok başlıklarımız var ama böyle temelde bir 4-5 başlık üstüne konsantre olmuş durumdayız. Yani bunları istediğimiz şekilde hayata geçirebilirsek yönetim sürecimizde bu yönetim kendi misyonunu tamamlamış olacak diye düşünüyorum. Bunlar mesleki anlamda hakikaten önemli noktalar. Yani mesela biraz önce söylediğim 2020 Ocağı'nda çıkan serbest olarak mesleklerini yürüten meslektaşlarımızla ilgili çıkan genelde hakikaten önemli. Çünkü geçmişte bununla ilgili böyle birçok problemle karşılaşıyorduk. Dolayısıyla bu önemli bir adımdı. Yani meslek yasası kadar kıymetli olduğuna inanıyorum ben bunun. Dolayısıyla evet, bu çerçevede bu ana başlıklar altında bir süreci yönetiyoruz. Eğer bunları halledebilirsek bu yönetim hakikaten önemli işleri halletmiş olacak diye düşünüyorum. Tabii şey de çok önemli Ayhan Hocam, bu Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırma özel çalışan diyetisyenlerin, bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Eğer böyle bir ruhsatlandırma süreci noktalanırsa çok daha farklı bir yolda ilerleriz diye düşünüyorum. Bu da çok kıymetli gerçekten de. Çok çok haklısın Banu'cum. Ben de çok önemsiyorum bunu. Bazı meslektaşlarımızdan bana farklı dönüşler oldu. Ya hocam şimdi nereden çıkardın bunu falan gibi. Ben bunu paylaşmıştım bir. Dolayısıyla ama ben bunun çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Sağlık meslek mensubuyuz biz. Dolayısıyla açtığımız iş yerinin de ruhsatının Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Çok kıymetli ve çok farklı yollar açacaktır mesleğimize. Çok farklı bir kıymet katacaktır. O anlamda bunu duyduğuma ben çok sevindim. Umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Ben bir şey sormak istiyorum izninizle. Bir de tabii Türkiye'de açılan çok fazla üniversitede, tıp fakültesinde ve bizim bölümümüz de çok fazla miktarlarda açıldı. Ve bir eğitim birliği sanki bütün ülke de sağlanmıyor gibi bir durum söz konusu. Bununla ilgili sizin görüşleriniz nedir Ayhan Hocam? Bir de ben şeyi de çok merak ediyorum. Bununla ilgili acaba dernek bir eğitim birliği, yani üniversitelerde açılan bizim bölümlerimize bir standartizasyon getirebilir mi? Ya da bununla ilgili bir çalışma olur mu? Ya da gerekir mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya bu önemli bir sorun. İşaret ettiğin önemli bir sorun. 2000 yılından sonra bu problem büyümeye başladı. Her ile bir üniversite projesiyle birlikte 1998 yılına geldiğimizde Türkiye'de beslenme diyetetik bölümü bir tane. 98'de iki tane oluyor. 99'da üç tane oluyor. Daha sonra 2007'ye kadar 3 tane ama 2007'den günümüze geldiğimizde ben son yayınlanan 2020 üniversite tercih kılavuzunu incelediğimde beslenme diyetetik bölümü sayısı 84 taneye ulaşmış durumda ve 5883 tane de kontenjan var. Dolayısıyla yani 1962-1998 süreci aslında Hacettepe Üniversitesi üzerine düşen görevi yapmış. Bir üniversitenin işte yetiştirebileceği yüksek lisans, doktora öğrencisi, lisans öğrencisi sayısı belli. Ancak kontrolsüz açılan bu bölümler tabii ki akademisyen anlamında da, akademik personel anlamında da yetersizliğe neden oluyor. Bu da tabii verilen eğitim kalitesiyle ilgili bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz işte diyetisyenler KPSS ile atanmasın, bir board sınavı olsun, bir yeterlilik sınavı olsun derken aslında
Biraz buna da işaret etmek istiyoruz. Dolayısıyla mesleki anlamda yetkin, donanımlı diyetisyenler atansın istiyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Eğitim konusu evet çok büyük bir sorun. Dolayısıyla bazı üniversiteler var biliyoruz. Alandan öğretim üyesi yok. O önemli bir problem. Yani temel bir kavramdır bu. Her mesleğin mensupları o mesleğin üstadları tarafından, erbapları tarafından yetiştirilmeli. Dolayısıyla bir diyetisyeni de diyetisyen yetiştirmeli. Bu sadece öğrenciye verilen eğitim anlamında, öğretim anlamında bir şey demiyorum. Tabii bir diyetisyen bakış açısı, diyetisyen yaklaşımı, bir diyetisyen duruşu. Dolayısıyla sadece bu öğretimden bahsetmiyoruz. Tabii işin eğitim tarafı var. Onun da tabii ki verilmesi lazım öğrenciye. Dolayısıyla bu anlamda bu önemli bir sorun. Evet, yani derneğin geçmişte de bir akreditasyon süreci gündemdeydi. Dolayısıyla bunun süreç içinde işte Amerika'daki gibi belki RD diyetisyen kavramı, kayıtlı diyetisyen kavramının hayata geçirilmesi gibi bir süreç hayata geçirilebilir. Yani diplomayı aldığınızda diyetisyenlik yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla bir takım stepleri tamamlamanız gerekebilir. Dolayısıyla bunlar önemli. Bunları süreç içinde yapmamız gerekiyor. Çünkü evet bölüm sayısı çok fazla arttı. Dolayısıyla mesleki anlamdaki yeterliliklerin sağlanabilmesi için ilave bir takım uygulamalara ihtiyaç olduğu çok açık aslında. Çok doğru. Çok doğru Arhan Hocam. Gerçekten evet. De bu Amerika'daki Banu, katılımcılarımızdan bir tanesi söz istiyor ama iPhone numarasıyla bağlanmış, ismiyle hitap edemiyorum. Sadece 532 ile başlayan bir numarayla bağlanmış. Ona bir söz vermek istiyorum izninizle. Açarak konuşabilirsiniz. 532 514 58 73 iPhone numaralı katılımcımız el kaldırıyor. Buyursunlar, sesini açıp konuşabilirler. Bir teknik bir sorun var. Herhalde şey yapamıyor. Şimdi açtı sesini. Buyurunuz lütfen, sorunuzu alalım. İmar diyorum. Sen Osman. Çok güzel bir toplantı oluyor. Sayın Başkanımı dinlemek büyük keyif. Tabii ki gündemdeki konuları çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Biz sahada çalışan diyetisyenler olarak en çok bu eğitim eksikliğini yaşayanlar olarak bunu söz almak istedim. Çünkü meslekte çok maçlı tabii gibi şu anda öğrenim bölümü daha doğrusu halinler de var. Üniversitede ama akademisyenler anlamında tamamlanamadığı için yerler geliyor bize meslektaşlarımız. Gerçekten pratikte bizim mesleğin temel ana dersleri de hani çok ciddi eksikleri olduklarını görüyoruz. Bu anlamda da sadece üniversitelerde bölüm açmak veya öğrenci almak yetmiyor. Asıl sıkıntı bence onları güzel donanımlı yetiştirmekten geçiyor. Bu konu üzerine Ayhan Başkanım ne der acaba? Yani çünkü bölüm açılıyor ama hoca olmayan bölümler açılıyor. Bu konuda YÖK'e ya da ne bileyim hani ilgili kurullara belli önerilerde bulunulabilir mi ya da ne kadar ciddi alınırız onu da bilemiyorum. Tabii çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun Ayhan Bey. Sevgili Osman'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok parlıyordu biraz önce yüzü. Şimdi daha net gördüm. Ya bu evet yani çok temel sorunlardan bir tanesi sevgili Osman'ın işaret ettiği. Bunu YÖK Başkan Vekili Sefa Hoca ile bir toplantımız vardı. Orada bunu dile getirdik, bunu anlattık. Yani
Sağlık Bakanlığı'na gidiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı anlatıyoruz. YÖK'e gidiyoruz. YÖK'e anlatıyoruz. Çünkü bir taraftan kontenjanları YÖK belirliyor. Diğer taraftan atamaları Sağlık Bakanlığı yapıyor. Dolayısıyla bu veriler vardı burada. Yanıma almıştım. Mesela 2018 yılı verisi. Çok geriye gitmeyeyim. 2018 yılında beslenme diyetetik bölümlerinin den mezun olan öğrenci sayısı 2797. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı atama sayısı 205. Bir sonraki yıl 2019 4107 öğrenci mezun, atama sayısı 300. Dolayısıyla bu hakikaten karşımızdaki en büyük sorun. Dolayısıyla bunu evet YÖK'te de YÖK Başkan Vekiline de anlattık. Ve Sağlık Bakanlığı'na da bu şekilde konuyu ilettik. Çünkü bazı ülkelerde beslenme diyetetik bölümlerine alınacak öğrenci sayılarına bakanlık müdahil oluyor. Yani bu aslında önemli bir uygulama. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın bu anlamda atamalarla ilgili bir planlama yapması önemli. Diğer taraftan da YÖK'ün kontenjanlarla ilgili bir süreç yürütmesi önemli. Dediğim gibi şimdi sevgili Osman işaret etti. İşte bu seneki kılavuzun verilerini çıkarttığımda biraz önce söylediğim gibi 84 tane beslenme diyetetik bölümü var. 5800 küsur tane öğrenci görünüyor ve beslenme diyetetik bölümlerinin kontenjanları da genellikle doluyor. Yani boş kontenjan çok nadir kalıyor. Dolayısıyla evet. Yani beslenme ve diyetetik, diyetisyenlik mesleği son derece önemli, son derece kıymetli. Yani bunu bir diyetisyen olduğum için söylemiyorum. Hakikaten bu böyle. Yani siz de hekimsiniz Haldun Bey, Eren Bey. Dolayısıyla siz de bu süreçlerin içindesiniz. Evet, insanlar da ileri yaşlarda sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bunların işte etiyolojisine bakıldığında bebeklikten, anne karnından itibaren yetersiz, dengesiz beslenme. Dolayısıyla bu tür etmenlerin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işte biraz önce verdiğim obezite oranları ülkenin durumunu gösteriyor. Dolayısıyla evet yani diyetisyen istihdamının birinci basamak sağlık hizmetlerinden itibaren mutlaka arttırılması gerekiyor. Bu tablonun tersine dönmesinin başka yolu yok. Yani aile sağlığı merkezlerinde mutlaka diyetisyen istihdamına ihtiyaç var. Dolayısıyla çünkü aile sağlığı merkezleri, birinci basamak sağlık merkezleri, birçok insan oraya geliyor. Dolayısıyla onların beslenmesinin düzenlenmesi, çocukların küçük yaştan itibaren ağaç yaşken eğilir misali, doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması, okullarda beslenme dersi, okullarda servis edilen yemeklerin diyetisyen kontrolünde olması, porsiyon büyüklükleri, yeterlilikler, hijyen koşulları. Yani her okula bir diyetisyen olsun demiyorum. Ama ne bileyim Ankara bölgelere ayrılsın, belli bölgelerden sorumlu diyetisyenler olsun. Dolayısıyla hakikaten yani obezite oranı ürkütücü boyutlardı. Sadece bize de özgü değil tabii bu. Yani dünyanın en önemli halk sağlığı sorunlarının başında obezite geliyor. Ama bu çözülemeyecek bir şey değil. Dolayısıyla tabii bu biraz Sağlık Bakanlığı'nın, işte hükümet politikalarının bu anlamda uygulanmasıyla ilgili, yaklaşımlarla ilgili. Hocam burada tam da burada yeri gelmişken ben araya girmek istiyorum. Şimdi hani ülke politikası, hükümet politikası yani bir bu konuda politika üretenlerin aslında yapması gereken bir şey. Çünkü 1998 yılında İngiltere Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınlayarak hani obezite oranı artıyor ve bunlar milyonca dolar para, sonuçta obezite artıyor, ona bağlı eşlik eden hastalıklar artıyor. Bir genelge yayınlıyor. Okullarda light süt yani yarım yağlı süt ve meyve satmayı zorunlu hale getiriyorlar hocam. 98 yılından bahsediyorum. Bundan 22 yıl kadar önce ve fast food tarzında yani bu tarzda işletmeleri de ruhsatlandırırken okullardan en az 500 metre mesafeye konumlandırıyorlar bunları. Bizim de ülkemizde bu madde
gerçekten hükümet olarak, yani politika üretenler olarak, iktidarlar tabii ki en büyük bu konuda iş düşüyor. Bu konuda daha hassas olmak herhalde gerekiyor. Çünkü obez oranı bahsettiğiniz gibi hızla artıyor. Eşlik eden hastalıklar artıyor ve bizim de ekonomimiz ortada. İşte bu son dövizdeki dalgalanmalara baktığımız zaman hakikaten çok kırılgan bir ekonomiyle maalesef yönetiliyoruz. Dolayısıyla hakikaten ayağı yere basan politikalar üretebilirsek belki çok daha iyi olacak. Tabii bizim mesleğimiz adına da çok güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet, buna ilişkin tabii Türkiye'de de bir takım yönetmelikler hayata geçirildi. Okul kantinlerinde satılabilecek besinler belirlendi. Buna ilişkin aslında bir planlama var, devam ediyor. Özellikle 2012-2013 yılından itibaren okul kantinleriyle ilgili bir takım planlamalar var. İşte yeni bir yönetmelik, okullarda satılabilecek ürünlerin işte okul dostu şeklinde ambalajlanması, okul kantinlerinde satılması. Dolayısıyla tabii salt bunlar tek başına yetmiyor tabii. Yetmiyor, mutlaka doğru. Gerçekten bir diyetisyen istihdamı. Ben böyle diyetisyen dedik ki sanki böyle şey gibi, çok bir meslek şovenisti gibi oluyorum ama öyle hakikaten yani hayatın gerçeği bu. Yani dolayısıyla hakikaten birçok genç meslektaşımız atama bekliyor. Diğer taraftan toplumun hakikaten buna çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Dolayısıyla ihtiyacı olanları karşı karşıya getirmek, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, insanların yaşam kalitesinin arttırılması bakımından bu süreçlerin iyi bir şekilde yürütülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Haldun Hocam, size de çok teşekkürler böyle bir network'te bizleri buluşturduğunuz için. Çok sağ olun. Hocam bu noktada... Teşekkürler Osman Bey. Mikrofonunuzu da kapatırsanız soru soran tüm katılımcılardan diyorum. Tamam hocam. Ses teşekkür çok ederim. Dalgalanmaz. Ayhan Bey, şu anlattıklarınızdan aslında sanki çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıyayız gibi bir hisse kapıldım açıkçası. Benim de kısmen vakıf olduğum konularda ama yani bir taraftan Avrupa ülkeleri arasında 100 bin nüfusa düşen diyetisyen anlamında en düşük orana sahibiz. Yani ciddi bir diyetisyen eksiğimiz var. Bu bir. İki, bir sürü fakülte açılmış ama çoğunda hocalar yok ve öğrenciler aslında olması gerektiği gibi bilgilerle donanımlı olarak rol modelleri göremeden mezun oluyorlar. Bir tarafta da bu sorun var. Öbür tarafta bu kadar mezun var. Sağlık Bakanlığı atama yapmıyor. Yani aslında çözülmesi gereken sanki birçok problem varmış gibi gözüktü birdenbire. Bilmiyorum haklı mıyım ya da farklı mı algıladım? Ya aslında tabii bu bahsettiğimiz sorun sadece diyetisyenlere özgü bir sorun değil. Yani ülkemizde aslında tüm meslek grupları için böyle bir sorun var. Yani bu bize özgü bir şey değil. İşte hukukçular biliyorsunuz serzenişte şu kadar hukuk fakültesi, bu kadar öğrenci, bu kadar mezun. Dolayısıyla işte avukatlar, avukatlık bürolarında asgari ücretin altında maaşlarla çalışıyorlar. Yani bu tabii bize özgü bir sorun değil. Bu genel aslında ülkenin sorunu. İşte pandemi başlamadan önce %13'lerde olan bir işsizlik oranı vardı. Genç nüfusta bu işsizlik %24, %25'lerdeydi. Şimdi pandemi sonrası hangi noktaya geldik? Onunla ilişkinde açıkçası sağlıklı bir veri yok. Ancak yani ifade ettiğim gibi yani diyetisyenleri mutlaka halkla buluşturmak lazım. Çünkü bunun diğer maliyetinin ülke ekonomisine yansımaları çok daha fazla. Yani diyetisyen istihdamı yaparak aslında ülkeyi ekonomisine katkıda bulunabilir hükümet. Dolayısıyla bu hakikaten son derece önemli. Ülke ekonomisine katkı, insanların yaşam kalitesinin arttırılması, sağlık sorunlarının önlenmesi. Bunların hepsini düşündüğümüzde tabii
diyetisyen istihdamının ülke ekonomisine bu anlamda hem de insanların yaşam kalitesine olumlu katkıları ve etkileri olacağına inanıyorum. Ayhan Hocam, dünyanın geleceği için de aslında baktığımızda artık hani bu pandemi bize gösterdi ki gıdaya ulaşım da artık çok kolay olmayacak. Gıda üretiminden ya da transportunda da ciddi sıkıntılar olacak. Dolayısıyla sürdürülebilir bir beslenme, aynen sürdürülebilir bir tarım noktasında da ben diyetisyenlere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hani tarladan tabağa dediğimiz gıda güvenliği noktasında aslında tarladan tabağa diyetisyenin çok büyük rolü var. Ve bu aşamada da hani dünyanın geleceğine baktığımız zaman bu noktada da diyetisyenlerin çok önemli roller alacağını düşünüyorum ben. Evet, yani bu pandemi süreci bize şunu gösterdi aslında. Sağlık zaten son yıllarda aslında yükselen bir trend. Sağlık bilimleri fakülteleri, işte tıp fakülteleri, diş hekimlikleri, eczacılık ve diğer sağlık meslekleri. Ancak bu pandemi bize şunu gösterdi ki sağlık alanına daha fazla yatırıma ihtiyaç var. Yani bu hem kaynakların ayrılması anlamında hem sağlık meslek mensuplarının tabii istihdamı anlamında. Yani birçok sektörde, birçok alanda bir daralma olacak, oluyor. Ancak ben bu pandemi sürecinin sağlık alanında çalışanlar, ki bunun içinde diyetisyenler, meslektaşlarımız da var, bir fırsat olacağını düşünüyorum aslında. Yani baktığımda buradan sağlık alanına ihtiyaç var. Sağlık alanına daha fazla kaynak ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla sağlık profesyonellerinin de daha fazla istihdamı gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda önemli bir nokta bu. Evet, besin güvencesi önemli bir kavram. Bu çok büyük bir sorun. Dünyada 1 milyar insan aç, 1 milyar insan açlık sınırında yaşıyor. 2 milyar insan makro ve mikro besin öğelerinden yetersiz besleniyor ve her yıl 6 milyon çocuk açlıktan ölüyor. Ama diğer taraftan da dünya nüfusuna baktığımızda da yetişkinler arasında 700 milyon civarında bir obezden bahsediyoruz. Çocuklukta ise 150 milyon sayısında bir obez oranından bahsediyoruz, sayısından bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, bir taraftan açlıktan ölen insanlar, açlık sınırının altında yaşayan insanlar, bir taraftan obezite. Dolayısıyla besin güvencesi kavramı, tabii besin güvenliği de son derece önemli. Ama gıdaya ulaşabilme hakkı, senin işaret ettiğin gibi bu pandemi döneminde, evet yani biz eskiden bizim çocukluğumuzda Türkiye kendi kendine yeten 7 dünya ülkesinden biriydi tarımsal anlamda, gıda anlamında. Dolayısıyla bizim tabii o tarafa doğru da bir evrilmemiz gerekiyor. Tahmin ediyorum yani birçok toplumun birçok kesimi, yöneticilerim dahil bu gerçekliğin farkındalar. Dolayısıyla evet, besin güvencesi, sürdürülebilir beslenme, bunlar çok önemli kavramlar. Dolayısıyla buna evet yani işte Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı, Gıda Sağlık Kurulu'nun mutlaka bu anlamda bir takım projeksiyonlar yapması son derece önemli. Yani bu geldiğimiz nokta bize bir alarm çaldırmalı aslında. Evet. Hocam izninizle... Eren Hoca söz istiyor galiba. Evet evet, sesim geliyor değil mi? Konuşmaya geliyor. Hocam benim şöyle bir tespitim var. Bilmem katılır mısınız? Şimdi bir takım meslekler gözde olur. Bir takım bunların da sebepleri işte toplumsal prestiji vesairesi yanında, bir de Türkiye'de şöyle bir gerçek olduğunu düşünüyorum. İş garantisi görülen meslekler çok gözde olur. Şimdi mesela işte sağlık alanında bunlara sık rastladığımız bir örnek, tıp, hemşirelik vesaire hep full çeker bütün fakültelerde, çünkü mecbur hizmet vesaireyi bir takım iş garantileri belki de cazip göründüğü için. Şimdi diyetetik bölümlerinin gerekliliğine, diyetisyenlerin önemini burada tartışmak, vurgulamak bu topluluk için abeste iştigal. Bu bir gerçektir, bu bir durum tespitidir ve bir ihtiyaçtır şüphesiz. Bir bütünün çok önemli bir parçası olduğunda hepimiz hemfikiriz. Fakat şöyle bir çelişki mi diyelim, dikkatimi çeken bir durum var.
Yılda 6.000 kişi, kontenjanları yaklaşık 6.000 kişi diyetetik fakültelerini dolduruyorlar. Ve 300 kişi atıyor Sağlık Bakanlığı. Yani bir iş garantisi değil. Kurumlarda keşke diyetisyenler çalışsa diyoruz. Mecburiyet dışında birçok kurum bundan kaçınıyor. Hizmet satın almayı, yanlışsam düzeltin, tercih ediyorlar. Ve benim tespitim, diyetetik fakültelerini bitiren arkadaşların çoğu özel pratikte çalışmayı, yani tabiri caizse ofislerinde, muayenehanelerinde çalışmayı tercih ediyorlar. Bu bir cazibe merkezi mi? Yani maddi sebeplerle mi bunu seçiyorlar? Yoksa o bahsettiğimiz diyetetik fakültelerinde örneğin öğretim üyesi eksikliğinden bahsettiniz ki ben de yakinen görüyorum. Ben de şu anda bir büyük şehir dışında bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Orayı tercih etmiyorlar mesela. Oysa boş alanlar var. Orada akademik yükselebilirler. Belki rol model eksikliği, belki ekonomik sebepler ama çoğunluğu özel pratiği tercih ediyor. Bu bir sebep midir? Sonuç mudur? Cazip midir? Bu konuda yorumunuz nedir acaba? Aslında tabii kendi özel beslenme danışma merkezlerini açmaları bir tercih aslında. Yani diyetisyenlerin çalışma alanlarından biri de o bahsettiğiniz alan. Dolayısıyla evet, Sağlık Bakanlığı temel çalışma alanı gibi görünüyor. Ama ilk konuşmaya başlarken şunu söylemiştim. Aslında beslenmenin olduğu her yerde diyetisyene ihtiyaç var. Bu hastane olabilir, bütün bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları olabilir. Çünkü toplu beslenme dediğimiz, toplu beslenme sistemleri dediğimiz bir kavram var. Yani ülkemizde insanların %70'i günün en az bir öğününü dışarıda yiyor ve bunun büyük bir kısmı da kamu kurum ve kuruluşları. Dolayısıyla aslında bir diğer önemli çalışma alanı da aslında bu taraf. Bunun yanı sıra gene biraz önce söylediğim gibi biz aslında bu yönetim olarak diyetisyenlerin çalışma alanlarını çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yani böyle bir girişimimiz var. Bakanlıklara bir takım dosyalar hazırlıyoruz. Dolayısıyla sadece Sağlık Bakanlığı'na diyetisyenler tabi olmasın. Bununla birlikte diğer bakanlıklarda da biraz önce söylediğim gibi işte Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir nokta. Bunun yanı sıra işte Adalet Bakanlığı vesaire. Bu anlamda şey geliştirilebilir, çalışma yelpazesini geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın artık kapasitesi aşağı yukarı bu şekilde. Ancak oradaki önemli bir nokta aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde diyetisyen istihdamı. 7.000 kadar şu an Türkiye'de aile sağlığı merkezi var. Son sayılar ne oldu bilmiyorum ama bundan birkaç ay önce öyleydi. Dolayısıyla bu anlamda tabii ki 7.000 aile sağlığı merkezinde diyetisyen istihdamı önemli bir proje ve diyetisyenlerin atanması açısından önemli bir nokta olacak. Ancak özel yerini açanlar, evet, o son dönemlerde oldukça yaygın. Şu da bu tarafa evriltiyor olabilir. Sağlık Bakanlığı atamalarındaki bu sayı azlığı, sizin işaret ettiğiniz gibi, bu anlamda meslektaşlarımızı kendi yerini açmaya yönlendiriyor olabilir. Dolayısıyla bu anlamda evet, yani buna bir ihtiyaç da var, böyle bir talep de var. Yıllardır bu işi yapan meslektaşlarımız var. Evet, bunun bir getirisi var. Bunu tercih ediyor meslektaşlarımız. Sevgili Banu işin o tarafını uzun yıllardır yapan, sahada kendi kliniğinde çalışan bir arkadaşımız. Dolayısıyla işin diğer detayını o daha iyi biliyordur. Ben çünkü o anlamda sahada çok fazla bulunmadım. Ama evet, yani bir sorun var. Bu sorun aslında devlet kurumlarının bir işbirliğine ihtiyaç var. Hakikaten bu kadar bir beslenme diyetetik bölümüne ihtiyaç var mı? Eğer atanamıyorsa niye bu kadar öğrenci alınıyor? Bunları anlattığımızda biz ilgili kurum yetkililerine ya hocam haklısınız gibi bir şey oluyor ama buna en azından şu an için bir çözüm bulamadık. Evet.
Evet, özel ben bir şey söylemek istiyorum hemen bunun üzerine. Özel çalışan diyetisyen arkadaşlarımın hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Fakat bizler her aşamada, ben de bu artık meslekte 23. yılımı bitiriyorum bu sene ve esasen bir diyetisyenin çalışabileceği, rol alabileceği pek çok alanda da bulundum. 10 yıllık bir özel hastanede yönetici diyetisyenlik tecrübem de oldu. 10 yıldır da kendi özel yerimi yönetiyorum. Bu arada da akademik olarak da ders veriyorum bazı yerlerde. Dolayısıyla pek çok açıdan hem meslektaşlarımın hem öğrencilerimin durumunu, sorunlarını gözlemleyebilme şansım da oldu. Pek çok alanda yaşadığım sıkıntılar da oldu. Fakat benim naçizane şimdiye kadarki tüm öğrencilerime ve arkadaşlarıma önerim şu oluyor her zaman. Kendi yerlerini açmadan önce mutlaka biraz tecrübe edinme, sahada bulunma ve vaka görme açısından son derece önemli hastanelerde çalışmak. Hastaneler bir eğitim merkezi. Bizim devam eden eğitimimiz esasında. Gördüğümüz vakalar, oradaki yaptığımız çalışmalar, keza toplum beslenmesinde de aynı şey geçerli. Dolayısıyla meslekte, sahada, biraz önce Ayhan Hocam sizin dediğiniz gibi hani bir akreditasyon gibidir aslında sahada çalışmak. Diyetisyeni akredite eder, diyetisyeni bir şekilde bir yerden bir yere getirir. Ondan sonra bu birikimini özel çalışarak topluma ve hastalarına iletmesini ya da yöneltmesini çok daha doğru olacağı kanısındayım ben. Hani bunu da burada iletmek istedim. Sizin fikriniz ne tabii ki, onu da merak ediyorum. Evet, çok çok katılıyorum sevgili Bu Hanım'ın bu tespitine. Evet, yani fakülteden mezun oldum. Hemen yerimi açayım. Bu bana çok doğru gelmiyor. Geçmişteki başkan olduğum dönemde de buna ilişkin bir takım projelerimiz vardı. Ancak süre el vermedi. Evet, yani hastanede tabii tecrübelenmek, hasta ilişkisi, hasta iletişimi, bunlar hepsi aslında başlı başına çok önemli konular, çok kıymetli süreçler. Çok doğru, yani Vahan'ın tespitine katılıyorum, sevgili Vahan'ın tespitine. Mutlaka hastanede biraz pişip ne oluyor, ne bitiyor, bunu görüp hastalar, hasta iletişimi, bunlara hakim olup ondan sonra bir yer açmanın, açan arkadaşlarımız için de daha sağlıklı ve doğru olacağına inanıyorum. Evet. Mesleğimiz için de keza, yani bizim çünkü her birimiz bir vitriniz mesleğimiz açısından. O açıdan da bizi her zaman biz yüceltiyoruz. O açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, çok çok haklısın. Evet. Aydan Aydoğan isimli katılımcımızın bir sorusu var. Lütfen mikrofonunuzu açarak sorunuzu paylaşabilirsiniz. Buyurunuz. Merhabalar, sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Ben Hacettepe Üniversitesi Spesyal Medya Etik Bölümünden bu yıl mezun oldum. Hem Ayhan Hocama hem sizlere, keza Banu Hocama da kattığınız fikirler için ve kattığınız vizyon için bize teşekkür ederim öncelikle. Aslında bence, yani bu benim fikrim, okurken henüz aklımızda kendi özel merkezimizi açmak gibi bir fikir olmuyor. Çünkü Banu Hocam'ın da dediği gibi meslekte pişmemiz gerektiği bize hocalarımız tarafından da çok kez söyleniyor. Kendi adıma söyleyeyim, online süreçte de online diyetlerin, Instagram üzerindeki diyetlerin aslında ne kadar arttığını görmek beni bir miktar üzmeye başladı. Ve iş başvurularına gittiğimde deneyimsizliğin yanı sıra bu pandemi süreci nedeniyle insanların iş kaygısının da artmasıyla artan işsizlik hepimizi bir paniğe uğrattı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence bu aslında bir sonuca yönlendiriyor bizi. Yani kendi özel merkezlerini insanların açması belki Sağlık Bakanlığı'ndan alınmayan bir onayla da böyle bir sonuca götürüyor. Öte yandan da online diyetlerin artışı aslında kişilerin kendi merkezlerini açmadan da süreci yönetebileceklerini düşünmesine yol açıyor diye düşünüyorum. Ayhan Hocama buradan da şunu sormak istiyorum. Dernek bu online diyetler için acaba bir şey düşünüyor mu? Yaptırımı olabiliyor mu ya da olabilecek mi?
Ya da biz en azından yeni bir meslektaş olarak hani bizlere acaba bu konuda ne önerirsiniz? Bunlara direnmek konusunda yapmayalım mı? Çünkü Amerika'daki gibi bir telehealthcare sistemimiz yok. İnsanlarla Zoom üzerinden onların bilgilerini paylaşarak ya da WhatsApp üzerinden bunu yapmak doğru değil. Ama yapan meslektaşlarımızın da olduğunu biliyoruz. Acaba ne yapmalıyız? Yani ben bu konu hakkında aslında biraz da öneri istiyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim şimdiden. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Online diyetlerle ilgili bir çalışma grubu oluşturduk. Yaklaşık 1,5 ay kadar oluyor. Bu grubun içinde sevgili Aydan da bahsetti. Amerika'daki healthcare'den. Amerika'da sevgili meslektaşımız Elif bu çalışma grubunun içinde. Yine Hacettepe'den Zehra Hoca, o da şu anda Amerika'da bulunuyor. Sevgili Zehra Hoca da o grubun içinde. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bu işe ilişkin bir çalışma içindeyiz. Şimdi bununla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Ancak bir takım standartların, normların olması gerekiyor. Dünya bizi, bu tamamen kendi kişisel görüşüm, bizi bir yere doğru evriltiyor aslında. Yani bir değişim var. İşte Amerika'daki telehealthcare'den bahsettim. Dolayısıyla eğer değişime direnirsek bu yok olmaya götürür. Dolayısıyla bu bizim gündemimizde, senin işaret ettiğin böyle bir çalışma grubumuz var. Yine bizim Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden Seyit Hoca var, Davi'den Emine Akal Yıldız Hoca var, Zehra Hoca var, sevgili Elif var. Büyük bir çalışma grubu. Bununla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Amerika'daki uygulamalar neler, nasıl? Tabii oradaki sistem senin de söylediğin gibi farklı bir sistem. Ancak buraya doğru bir evriliyor bu iş. Gördüğün gibi artık yani üniversite eğitimini bile, işte siz de bu sene yaptınız, biz de yapıyoruz hala yaz okulunda, uzaktan eğitime döndük. Dolayısıyla bu beslenme diyetetik anlamında nasıl doğru yönetilebilir, nasıl doğru yürütülebilir, buna ilişkin kafa yoruyoruz. Bir netleşmiş bir çerçeve, bir şey yok ama bunu Türkiye Diyetisyenler Derneği gündeme aldı. Bahsettiğim isimlerle birlikte bir süreç yürütüyoruz. İşte böyle Zoom üstünden bir araya geliyoruz. Bir takım belgeler paylaşıyoruz, paylaşılıyor. Buna ilişkin bir çalışma yürütüyoruz. Ama dediğim gibi bir değişim var, bir evrim var burada. Dolayısıyla bunun dışında kalabilir miyiz, kalmalı mıyız? Bunun cevabını bulmaya çalışıyoruz açıkçası sevgili Aydan. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Umarım bizim ülkemize de bu kadar yani çalışma alanımız olmasına rağmen atamaların olmaması vesaire olmamız gereken yerlerde olamamamıza rağmen en azından belki online süreçte kendimizi gösterebiliriz diye düşünüyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Enerjinizi düşürmeyin. Umudunuzu kaybetmeyin, hayallerinizi kimsenin kırmasına izin vermeyin. Dolayısıyla insan hayal ettiği müddetçe yaşar ama ümit ediyorum ki süreç sağlık meslek mensupları için daha olumlu gelişecek. Bu pandemi bize böyle bir şey işaret etti. Dolayısıyla zaten yükselen bir trendti ama dediğim gibi sağlık profesyonelleri bu anlamda daha da önemli bir noktaya geldi. Ümit ediyorum ki bu sorunları aşacağız. Yani bu ila nihayet böyle devam etmeyecek. Dolayısıyla bu evet önemli bir konu. Benim ilk başkan olduğum dönemde başka sorunlar için Sağlık Bakanlığı'na gidiyorduk. Sağlık Bakanlığı'nın müsteşarı bana diyordu ki hocam diyordu 200 tane diyetisyen ilana çıktık. 160 kişi başvurdu. 40 kişi hiç başvurmadı. Gidip işbaşı yapan 70 kişi diye Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Hatipoğlu bana serzenişte bulunuyordu. Dolayısıyla hakikaten ama 2010 yılından sonra tabii bu bölüm sayılarının artışı vesaire olayı başka bir noktaya getirdi ama ümit ediyorum ki süreç
hep birlikte el ele vereceğiz diyetisyen camiası olarak. Dolayısıyla bu ila nihayet böyle gitmeyecek. Yani diyetisyenin önemi belli. Dünyada diyetisyenler çok önemli işler yapıyor. İşte Japonya'da 100 bin kişiye düşen diyetisyen sayısı 40 kişi. Önemli bir sayı. Dolayısıyla biz de, bizim de bu sayılara gelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla inancınızı ve enerjinizi kaybetmeyin. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Tabii bir taraftan sayısal nümerik değerlerle ilgilenirken, yani 100 bin kişiye düşen işte sağlık çalışanı, 100 bine düşen doktor, 100 bine düşen diyetisyen, bir taraftan bunlarla ilgilenirken bir taraftan da aslında dünya değişiyor. Siz de vurguladınız. Ben uzunca zamandır, aşağı yukarı bir 10 senedir dijital dönüşüm üzerine kafa yoruyorum. Hem okuyorum, hem düşünüyorum, hem takip ediyorum. Tabii benim yaşımdakiler için belki biraz zor oluyor bunu takip etmek ama genç nesilden gerçekten çok yararlanıyorum bu konuda. Siz de vurguladınız. Aslında yer çekiminin karşısında durulamıyor. İnanılmaz hızla dijital evrim içerisinde insanoğlu, dünya ve buna adapte olmakta zorundayız. Yani devletler, kurumsal yapılar bile buna adapte olmaya çalışırken bizler de hem birey olarak hem de çalışma grupları olarak, sağlık çalışanları olarak mecburuz buna adapte olmaya. Onun için bahsettiğiniz çalışma grubunun çıkaracağı ürünleri merakla bekliyorum. Aslında herhalde ortaya bir şeyler çıktıkça paylaşacaksınız. Bize pek çok alanda ışık tutacağını düşünüyorum ve kolaylıklar diliyorum. Evet, yani biraz olayların önünden gidelim istedik. Yani bu pandemi tabii bizi bir parça buna sevk etti. Biraz önce de ifade ettiğim arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan oluşan bir çalışma grubu. Bir süredir buna kafa yoruyoruz. Özellikle Amerika örneği üstünden sevgili Elif ve sevgili Rahan'ın oradan bize çok katkıları oluyor. Tabii Amerika daha farklı, sistem farklı. Orada diyetisyenler sağlık sigortası sistemi içinde, yani sigortası olan bir kişi diyetisyene gidebiliyor. Türkiye'de şu an bu uygulama yok, ancak yani bunun hayata geçirilmesi gerekiyor. Özel sağlık sigortanız varsa, özel sağlık sigortanız diyetisyeni de kapsamalı. Dolayısıyla yani yapacak çok işimiz var aslında, ama bunu tabii camia olarak hep birlikte el ele vererek yapmamız gerekiyor. Bu sadece TDD yönetim kurulunun 7 kişiyle altından kalkacağı bir süreç değil. Mesela biraz önce söylediğim sağlık meslekleriyle ilgili kanunda aşağı yukarı 40 kişilik bir grup çalışıyor. Hakikaten çok böyle emek vererek hocalar, sahadan arkadaşlar, çünkü sahadaki meslektaşların da bu meslek kanununa katkılarının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla sahadan meslektaşlarımız var, hastanelerde çalışan klinisyen meslektaşlarımız da bu çalışma grupları içinde. Dolayısıyla mesleğimiz için doğru olan, en iyi olan meslek yasasını çıkarmaya çalışıyoruz. Oldukça önemli. İşte hangi mesleklerle çakışan alanlar var, neler yapıyoruz, neler yapmalıyız? Böyle birçok sorunun aslında cevabının olduğu bir şey var. Yaptığımız halde bizim yapmamamız gereken işler neler vesaire, böyle geniş bir kapsamda çalışılıyor. Çeşitli alanlarda bir diyetisyenin 24 saatte yaptığı işler tanımlanmaya çalışılıyor. Dersler, eğitimler, ders içerikleri, oldukça kapsamlı büyük bir çalışma. Dolayısıyla bütün üniversitelerin çok büyük desteğiyle böyle bir süreç yönetiyoruz. Tabii yani bir başka aslında önemli sorun da tabii ki alan dışı mesleklerden olanların diyetisyenlik mesleğinin ilgi alanına müdahaleleri, böyle bir sorunumuz da var. Dolayısıyla bununla ilgili olarak aslında bir gıda bilim kurulu süreci var. Yasa tasarısı mecliste, ancak meclis tatile girdi. Bununla ilgili de biz bir görüş verdik. Bu da önemli bir konu diye düşünüyorum. Yani çıkıp birisi diyor ki ekmek zehirdir diyor.
Yemeyin diyor. Ekmek zehirdir. Yani ekmek zehirdir. Bu nerede yazıyor? Hangi bilimsel kanıta dayanıyor? Dolayısıyla mutlaka biliyorsunuzdur, bu yasadan haberiniz vardır. Bu anlamda da söylediğiniz şeyin eğer kanıtı vesaire yoksa bununla ilgili bir para cezası vesaire öngörülüyor. Bu belki bir takım işleri biraz yoluna koyabilir. Bir taraftan da bununla ilgili farklı bakış açıları var. İşte konuşmalar mı engellenecek? Hayır, konuşun ama kanıta dayalı olarak konuşulsun. Bu da önemli bir konu. İşte bu tabii genel bir sorun. Bunu sevgili Banu, sahada olan arkadaşlarımız tabii daha çok yaşıyorlar. Ama işte bu sadece sahada yaşayan arkadaşlarımızın sorunu değil, bir toplum sağlığı sorununa dönüştü bu. Yani isminin önünde bir takım akademik unvanlar olan insanların işte çıkıp süt içmeyin, işte kebap yiyin, iç yağı yiyin, kuyruk yağı yiyin, günde 10 tane yumurta yiyin. Neye istinaden, nereye dayanarak ben bir kitap yazmıştım da o kitapta öyle yazmıştım diyor. Yani böyle ilginç bir süreç var tabii. Bu da başka bir aslında bizim alanımızın, camiamızın başka bir sorunu olarak karşımızda duruyor. Halbuki 6.225 sayılı yasa, yani diyetisyenlik unvanını takınanlar ve bu mesleğin uhdesinde olan işleri yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor ve 200 günden 500 güne kadar da adli para cezası öngörüyor. Dolayısıyla yani artık bu şeylerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunma noktasındayız bu süreçte. Bu alandan olmayıp burada unvanı tabii takınanlar da var, işi yapanlar da var ancak yani Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusu süreçlerini başlatacağız bunlarla ilgili olarak. Çok kıymetli Ayhan Hocam. Bu da çok kıymetli bir konu. Derneğimizin ellerine sağlık. Tabii bir de hiçbir şekilde sağlık mensubu olmayıp da o önündeki o akademik unvanı da olmayıp da konuşanlar var. Onları ne yapacağız? Onları da işte ben hiç bilmiyorum. Yani evinden ya da bir şekilde bunu meslek edinmeye çalışan, meslek de demeyeyim de bunu iş edinmeye çalışan çok da fazla insan var. Onlar da ayrı bir problem tabii. Ya bunlarla ilgili olarak meslektaşlarımız derneğe bilgi, belge önemli. Belgeli şekilde bu konular eğer bize ulaştırılırsa biz bunlarla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Ama elimizde bir belge olması gerekiyor. Ya bunlardan hizmet alan birileri olacak ya da bunların verdiği bir takım diyet kağıtları vesaire gibi bir takım belgeler olması gerekiyor. Dolayısıyla bu hakikaten o kadar kolay değil bu iş. Toplum sağlığı önemli. Dolayısıyla toplum sağlığını tehdit ediyor bunlar her şeyden önce. Dolayısıyla bu evet önemli bir konu ama çözeceğiz bunu. Çok teşekkürler. Özlük haklarıyla ilgili konuşmanızın bazı bölümlerinde ufak ufak değindiniz. Devam eden çözülmesi gereken sorun var mı? Özlük haklarında diyetisyenlik Türkiye'de ne durumda? Birkaç cümle söylemek ister misiniz acaba? Şöyle bir girişimimiz var. Yine Sağlık Bakanlığı'na pandemi öncesi ziyaretlerimiz oluyordu. Biz diyetisyenlerin hastanelerde yaptıkları işlerin SUT'ta tanımlanmasını istiyoruz. İlk etapta böyle bir girişimimiz var. Ancak pandemi araya girince bir parça süreç tabii akamete uğradı. Bu anlamda bunu önemsiyoruz. İlk etapta bunun bir para karşılığı olması önemli değil. Para karşılığı olmasın ancak diyetisyenlerin hastanede yaptıkları iş ve işlemler SUT'ta görünsün istiyoruz. Bu önemli. İlk şeyimiz bu. SUT'ta tanımlanması. Çünkü diyetisyenlerin hastanede yaptığı yüzlerce iş var. Dolayısıyla bunların hiçbiri kayda girmiyor. Bir kısmı belki hekimler üstünde görünüyor. Taburcu edilen hastalar, poliklinikte bakılan hasta sayıları, verilen hastalara beslenme eğitimleri, mutfakta hastalar için üretilen yemek sayıları. Dolayısıyla birçok iş ve işlem var. Her bir hasta için planlanan diyetler. Baktığımızda hakikaten birçok işlem var. Dolayısıyla işte meslektaşlarımız daha iyi biliyor sahada olan, hastanede olanlar.
birçok konsültasyon geliyor, o konsültasyonlara cevap veriyorlar, bunları kapatıyorlar ama bunların hiçbirinin meslektaşlarımızın yaptığı işler anlamında bunlar görünmüyor. İlk etapta böyle bir sürecimiz var, bunu Sağlık Bakanlığı ile görüştük. Orada böyle bir mutabakata vardık. En azından ilk etapta SUT'ta tanımlanması ve daha sonra da tabii ki bunun döner sermayeden bir karşılığının olması. Bir döner sermaye uygulaması var. Orada bir takım standart dışı uygulamalar var. Dolayısıyla bu döner sermayeye ilişkin yapılması gereken işlemler ve konuşmamın başında da söylediğim gibi 3600 ek gösterge. 2011 yılında biz aslında bu konuyu mahkemeye taşımıştık. Yani çok uzun süredir bizim diyetisyen camiasının gündeminde bu sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan 2 sene önceki seçimde söylediğinden 8 sene önce aslında biz bunu mahkemeye kadar taşımıştık. Dolayısıyla bu önemli. Çünkü bazı 4 yıllık lisansiyerler ek gösterge 3600 olarak alıyorlar. Ancak diyetisyenler hastanede son derece yoğun çalışan bir meslek grubu. Hakikaten işini layıkıyla yapan bir diyetisyen sabah 8 akşam 5 oturması mümkün değil. Bunu işte arkadaşlarımız biliyordur, sahada çalışanlar. Dolayısıyla hasta vizitleri, diyetlerinin planlanması, hastalara servis edilen yemekler, onların beslenme eğitimleri, taburcu olan hastaların taburcu edilme diyetleri, poliklinikteki zaten meslektaşlarımız her gün yüzlerce hasta bakıyor. Bakma süreleriyle ilgili kısıtlar, kısıtlamalar. Dolayısıyla hakikaten son derece yoğun bir süreç. Tabii ki bunun bir ekonomik karşılığının da olması gerekiyor. 3600 gösterge hakikaten önemli. Meslektaşlarımızın hem çalışırken hem emekli olduktan sonra özlük haklarının iyileştirilmesi bakımından. Dolayısıyla burada ilk etapta SUT'ta tanımlanma yönünde bir sürecin içindeyiz. Yani böyle bazı noktalarda süreçleri takip ediyoruz ama dediğim gibi maalesef bu COVID süreci bir takım iş ve işlemleri akamete uğrattı. Kolaylıklar diliyorum. Aslında çok alanda çok hamle yapmış görünüyorsunuz. Umarım ve dilerim ki bunlar pozitif sonuçlar verir. Ben de pandeminin aslında hani bize getirdiği, sağlık çalışanlara yüklediği bir sürü sorumluluk ve bir sürü yükün yanı sıra bazı süreçleri kolaylaştıracağını ümit ediyorum. Umarım öyle olur. Pek çok kayıp verdik bu süreçte ama hani tahmin ediyorum ki bazı yapacağımız işleri de kolaylaştıracak. Belki toplum içerisinde kaybettiğimiz o eski sağlık çalışanlarına olan güven, onlara olan özen, dikkat, sevgi, saygı sanırım geri dönecek. Öyle düşünüyorum ya da öyle ümit etmek istiyorum. Yani belki pandeminin böyle faydaları da olabilir. Umarım da olur. Öyle diliyorum. Eren Hoca, Banu Hanım, soracağınız, sormak istediğiniz soru var mı? Çünkü bir saati aşkın bir süredir Ayhan Bey'i yoruyoruz. Katılımcılarımızdan el kaldıran görmüyorum. Sizlerin soracağı bir şey yoksa son sözde Kadri Bey el kaldırıyor galiba. Evet, bir anda el kaldırdı. Tamam. Kadri Bey, sesinizi açın ve buyurun lütfen. Değerli hocalarım, ben meslektaşlarım, iyi akşamlar. Öncelikle böyle güzel bir yayın gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hakikaten aklımızda, kafamızda olan birçok soruya değinildi. Bu anlamda başta Ayhan hocamıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben hali hazırda sahada çalışan bir diyetisyenim ve az önce de değindiğiniz gibi başta özlük haklarımız olmak üzere pek çok konuda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Hastanede gerçekten yoğun çalışıyoruz. Kendimi yaptığım işi biraz anlatmak istersen şöyle. Sabah 8'de başlıyor ve gittiğimiz zaman mutfağın bütün sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Gelen bütün gıda malzemelerinin kontrol edilmeleri, işte herhangi bir aksamaları durumunda, ondan sonra personele çıkacak yemekte, hastalara çıkacak diyetlerin tüm sorumlulukları bizde. Bunun dışında dediğiniz gibi pek çok konsültasyonlar oluyor. Konsültasyonlar dışında bir de kayıt dışı birçok zayıflama amacıyla veya kilo almak amacıyla gelen hastalarımız var. Bunlar ne yazık ki herhangi bir karşılık bize olmuyor. Yoğun bir şekilde çalıştığımız halde
Ve hastanelerde ne yazık ki biz diyetisyenler, bütün teknikerler, teknisyenler, hemşireler, ebelerde en az maaşı alan ne yazık ki bizleriz. Çünkü bir şekilde onların nöbetleri oluyor, mesai dışıları oluyor, riskli birim farkları oluyor pek çok alanda. Hali hazırda en düşük maaşı ne yazık ki biz diyetisyenler hastanelerde alıyoruz ve üzücü bir durum gerçekten. Bu konuda 3600'e göstergeden söz edildi. Pandemi sürecinde özellikle işte hemşireler, öğretmenler, polislerin 3600'a çıkarılması gündemdeydi. Fakat hiçbir şekilde diyetisyenlerin ismi geçmedi ne yazık ki. Bu husus bir umutla işte hemşireler de dört olur. Belki bizi de unutmazlar diye umut ediyoruz ama özellikle bu alanda bir çalışma var mı diye sormak istiyorum. Bir girişimin olduğunu Ayhan hocamız zaten anlattı ama şayet tekrar gündeme gelirse ve bu husus tekrar size getirirse sanırım daha da iyi olabilir. İkinci bir hususumuz da şudur. Özellikle özelde çalışan, ben de bir süre özelde çalıştım çünkü. Ne yazık ki hali hazırda herhangi bir yerden ruhsat alma durumumuz pek yok. İl sağlıkları zaten vermiyor. Belediyelerde doğrudan bizim mesleğimize yönelik bir ruhsat durumları söz konusu değil. Fakat denetim konusuna gelince belediye ayrı bir yerden sıkıştırıyor, il sağlık müdürlüğü ayrı bir yerden sıkıştırıyor veya şu an bir meslektaşımız İstanbul'da ofisi kapatıldı. Mühürlendi yani. Belediye ruhsat vermiyor ama belediye mühürlüyor. Veya il sağlık aynı şeyi yapıyor. İl sağlık müdürlüğü ne yazık ki aynı şeyi gösteriyor. Bu durumda herhangi bir şey, bir çözüm olamaz mı? Özellikle çalışan, özelde çalışan meslektaşlarımızın bir ruhsat doğrudan mesleğimize yönelik, mesleğimizin icrasına yönelik bir ruhsat alma durumu İl Sağlık Müdürlüğü'nden veya belediyelerden alınma durumu olamaz mı? Üçüncü bir husus, büyük bir yaradır aslında hepimizin içinde belki. Acaba meslek odamız kurulamaz mı? Yani o kadar mı imkansız? Yıllardır işte hep bir şeyleri meslek odamızın olmamasına bağlıyoruz. Hep diyoruz işte olsaydı şöyle şöyle güzel şeyler olabilir diye söylüyoruz ama pek çok girişimler de oldu zamanında. Onların da farkındayız ama hali hazırda henüz bu konuda bir şey yok. Acaba Ayhan Hocam özellikle size sormak istiyorum. Yani bu kadar mı imkansız meslek odamızın kurulması? Bu şekilde sorularımız vardı. Pek çok şeye değindiniz ama bunun için teşekkür ediyorum tekrar sizlere. Güzel bir yayın gerçekleşiyor. Sık sık olursa ve bu tabii çalışmalarınızın da özellikle aslında bizler de sayfayı takip ediyoruz tabii Türkiye Diyetisyenler Derneği'nin ama daha böyle bu az önce anlattığım pek çok şeyden hiç haberimiz olmuyor mesela. Bunlar aslında görünse meslektaşlarımız da daha fazla sanırım derneğe destek olabilecekler. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sevgili Hacı, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, soruların için çok teşekkürler. Aslında bu bilgilerin bir kısmını paylaşıyoruz. Derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz. Şöyle senin söylediklerinden notlar aldım. Evet, yani meslek odası önemli. Meslek odası imkansız değil. Bununla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kanun çıkması gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma var. Çeşitli partilerin grup başkan vekilleriyle bir takım görüşmeler yürütüldü, yürütülüyor. Sağlık Profesyonelleri Platformu diye Türkiye Diyetisyenler Derneği, Fizyoterapistler Derneği, Psikologlar Derneği gibi bir takım derneklerden oluşan bir de bir Sağlık Profesyonelleri Platformu kuruldu ve gücümüzü arttırmak için. Dolayısıyla bu anlamda mecliste meslek odası olması konusunda bir takım çalışmalar var. Ek gösterge, eğer bir meslek grubuna ek gösterge verilecekse bu diyetisyenler olacak. Diyetisyenler olmalı. Çok net bu. Çünkü aslında bu kavramın içinde daha önce polisler yoktu, öğretmenler yoktu. Burada sağlık meslek mensupları vardı ek göstergenin içinde. Bu zaten işin zorlaşmasının temel nedeni buraya sayıları büyük olan bir takım meslek gruplarını isminin zikredilmesiyle birlikte sayının büyümesi oldu. Öğretmenler, polisler ve imamlar bu işin içine dahil edildikten sonra iş yapılamaz noktaya geldi. Yoksa sağlık anlamında hemşire, diyetisyen, fizyoterapist dediğiniz bunların hepi topu 150 bin kişi yok bile. Dolayısıyla
Ama bir işte öğretmen dediğiniz 5-600 bin kişilik bir şeyden bahsediyoruz. Polis dediğimizde 300 bin kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla milyona çıkıyor. Aslında işin zorlaşmasının bir şeyi bu. Evet, diyetisyen spesifik olarak adlandırılmadı. Çok haklısın ama o sağlık meslekleri için ek gösterge 3600 hayata geçirildiği takdirde mutlaka olacak. Bunu dediğim gibi yani Sağlık Bakanlığı'nda bunu çok sık dillendiriyoruz. Dolayısıyla ruhsat konusu, bununla ilgili konuşmanın başında söylemiştim. Ocak 2020 idi yanlış hatırlamıyorsam, evet. Serbest meslek icrası ile ilgili uygulama tebliğinde bir değişiklik yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın ya da İl Sağlık Müdürlüğü'nün artık meslektaşlarımızın muayenehane mi deriz, klinik mi deriz, iş yerlerini kapatması ile ilgili bir aksiyon alması mümkün değil. Sadece eğer etik dışı bir takım uygulamalar varsa bu beslenme danışma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı bu ruhsatı veren kurumdan oranın kapatılmasını isteyebilecek. Ama bakanlığın artık bir kapatma, aksiyon alma şeyi yok. Bu Ocak 2020'de biz bunu aslında derneğin sosyal medya hesaplarından o bakanlığın resmi yazısını paylaşmıştık. O bahsettiğin arkadaşın bana ulaşabilir, sorununu dinleyelim, nedir ne değildir anlayalım. Dolayısıyla il sağlık müdürlüklerinin artık verilen talimat Sağlık Bakanlığı'ndan diyetisyenler, fizyoterapistler, klinik psikologlar, bunların iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı'nca kapatılmayacağı, ruhsatı hangi kurum vermişse burada etik dışı, bilim dışı bir takım uygulamalar varsa kapatılmasını isteyeceği yönünde. Arkadaşın bana ulaşabilir. Dolayısıyla bir anlayalım tam olarak nedir, ama orada bir şey olabilir, bir yanlışlık olabilir. Onu konuşalım. Bunları söyleyebilirim sevgili kardeşi. Aldığım notlar bunlar. Hocam, son olarak belediyelerin de doğrudan bizim mesleğimize aslında verdikleri bir ruhsat yok. Yani kimi meslektaşlarımızda mesela edindiğim bilgi şu, aldığı ruhsat işte esnaf sanatkarlar bölümünde kuaförlük bilmem ne hizmetine bağlı olarak ruhsat aldı. Doğrudan yok ve son zamanlarda onlar da vermemeye başladı. Yani hali hazırda Türkiye'de saysak belki 100 kişinin ya ruhsatı var ya yok. Yani bu durumda belediyeler verecekse bile burada mesleğimize yönelik bir ruhsat çıkarma durumu ya da tanımlama durumu olması gerekmiyor. Aslında sorun buradan kaynaklanıyor belki de. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda buna ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Ruhsatların Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ne diyorduk, bir yönetmelik çalışması yapılıyor. Bizim de arzumuz bu yönde. Diyetisyenlerin ofislerinin ruhsatlarının Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi. Evet, senin de işaret ettiğin gibi ticaret odaları vesaire veriyordu. Belediyeyle bir ilgisi yok ama yani o arkadaşım beni bir ararsa dinleriz. Nedir? Birinci ağızdan dinlersek daha doğru olur. Sağ ol. Eren Hoca, Banu Hoca, var mı soracağınız? Ayhan Hoca'yı dinlemek çok büyük bir keyif. Yani sadece birikimlerini anlatmakla kalmıyor. Etrafa çok büyük bir enerji yayıyor. Ben keşke daha önce sizle böyle bir sohbete katılsaymışım. Ben kendi adıma sadece teşekkür ederim. Sağ olun Eren Hocam, sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi katılımınız Ayhan Hocam. Çok çok teşekkür ediyorum size. Banu, çok teşekkür ediyorum. Seni uzun yıllardan sonra tekrar gördüğüm için evet. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de dernek için neye ihtiyaç olursa, elimden ne gelirse yapmak için her zaman göreve hazır olduğumu da bildirmek isterim. Sağ olun. Bu çok önemli. Yani dediğim gibi işte yönetim kurulu 7 kişi. Bu 7 kişi... Evet. 20 bin kişilik camianın tüm sorunlarını halletmesi mümkün değil. Söylediğin çok kıymetli. Bu anlamda bize destek olan çok meslektaşlarımız var. Arıyorlar beni. Hocam benim şöyle şöyle yeteneğim var. Şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Size ne yapabilirim, nasıl katkı verebilirim? İşte derneğin sosyal medyadaki bir takım videolarını vesairesini hazırlayan çok kıymetli meslektaşlarımız var. Hakikaten hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Katkıları, destekleri çok kıymetli hepsinin. Evet. Ayhan Bey, ben de çok teşekkür ediyorum Nutrisyon Network ailesi adına. Bizim için çok önemli, çok hoş, çok eğitici, çok öğretici bir toplantı oldu. Gerçekten katılımcıların da çok fazla yararlandığını düşünüyorum.
Nutrition Network'te bu tip sohbetlere devam edeceğiz. Başta da duyurduğum gibi. Bu akşam katılarak dinleyici olan ve görüşlerini paylaşan, soru soran değerli katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Eğer sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa onları duyalım. Ondan sonra da bu akşamki sohbetimize son verelim. Halil Hocam, ben de size tekrar çok teşekkür ediyorum. Eren Hocama, sevgili Banu'ya, bütün katılımcılara, sevgili meslektaşlarıma, öğrencilerimiz varsa onlara enerjimizi düşürmeyeceğiz. Hep birlikte el ele verdiğimiz takdirde altından kalkamayacağımız sorun yok. Eleştiri son derece önemli. Eleştirilerden faydalanmak istiyoruz. Bunu buradan söylemek istiyorum ama yapıcı eleştiriden bahsediyorum. Sadece eleştirmiş olmak için eleştirmeyi doğru bulmuyorum bu anlamda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam. Peki, o zaman sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Bir şey mi söylüyorsunuz? Kusura bakmayın hocam, tekrar araya girdim de. Ayhan hocam, size hangi kanalda o arkadaşımız ulaşsa acaba, onu merak ettim de. Şuradan ben mail adresimi söyleyeyim, bir sorun olmaz. Ankara, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep yazıyorsan. Ankara, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, adak@ceyhanistanbulurfa.edu.tr. ceyhanistanbulurfa.edu.tr. Yani Uluslararası Kürdüs Üniversitesi sayfasına girerseniz orada bu mail adresim var. Herkese açık zaten. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Haberleşelim. Çok sağ olun. Tamam. İyi akşamlar. Sağ ol. Sağ olun. Çok teşekkürler. Herkese saygı ve sevgilerimizi tekrar sunuyoruz ve 15 günde bir Nutrition Network sohbetlerinde buluşmak üzere. Bizim de web sayfamızdan konuşma, sohbet ve bilimsel etkinlik takvimimizi takip edebilirsiniz diyorum. Tekrar Ayhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Van Hoca'ya çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.